ilgili faaliyetlerini 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile sınırlandırmayan yerel yönetimlerin başında Kartal Belediyesi geliyor. Geçtiğimiz günlerde kentine güvenen kentler buluşmasında projeleriyle boy gösteren belediyenin çalışmalarını başkanla Eko Gündem'de konuşuyoruz. Anadolu yakasının çağdaş yüzünü yansıtan Kartal'da projeler durdurak bilmiyor, aktiviteler birbirini izliyor. Kentine güvenen kentler buluşmasının en ilgi çeken standlarından birini hazırlayan Kartal Belediyesi, burada tüm yönleriyle Kartal'ı tanıttı, anlattı. Seçim bildirgesine yazılan 170 projenin tamamlandığını gururla ifade eden Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz, halka rağmen değil, halkın onayı alınarak yapılan işlerin projelerin ortak özelliği olduğunu söylüyor. Halka rağmen proje geliştiriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız projeler uygulanabilir, desteklenen ve halkın da içinde olduğu bir proje oluşuyor. Planlarımız da öyle oluyor. Biz bu parklarda veya projelerde halkı içine kattığımız için artık orası halkın oluyor. Belediye Başkanı Öz, Kartal'da yaşanan hızlı dönüşüme dikkati çekiyor. Kartal dönüşüyor. Yani bu dönüşme 1940'lı yılların sonunda sanayi bölgesi olmakla birinci dönüşümünü tamamlamış. Sanayi görevini yapmış, 1992'de sanayi bitmiş, turizm, ticaret, konut olarak üçüncü dönüşüm dönemine girmiş. Şimdi bu dönüşüm nasıl olacak? İnsanları yerinden ederek mi, yerinde mi? O halde insanları, Kartallıları Kartal'da tutarak bir dönüşüm yapmak lazım. Biz bunun adına yerinde dönüşüm dedik. Dönüşüm, deprem dönüşümü ve kentsel dönüşüm, şehre vizyon kazandırma girişimlerinin yeşil alanlarla taçlandırılması sonucunu doğuruyor Kartal'da. Göreve geldiğimizde 144 bin metrekare olan parklara 90 bin metrekare ilave ettik. Bu sene yapacaklarımız hariç. Ne kadar aşağı yukarı kişi başına düşen yeşil alan olarak bakarsak ortalama? Yani ortalama bir kentin alanının %10'u, 12'si yeşil olması lazım. Daha %5'lerdeyiz. Akıllı belediye binası projesiyle enerji maliyetlerini düşüreceklerini söyleyen Başkan Öz, yağmur sularını depolayıp kullanım suyu olarak değerlendirmek üzere de çalışma başlattık diyor. 40 milimetreyi metrekareye düşelim. Biz depolarsak ve depoladığımızı da kentin ihtiyaçlarında kullanırsak, nedir bu kentin ihtiyacı? Park bahçelerinin sulamasını oradan yapabiliriz. Çok önemli bir şey. Sadece bir boru ilave ederek sifonlara verebiliriz. Tuvaletteki kullanacağımız sifonu yağmur suları. Vardı ki niye grisi olmasın? Evet. O zaman da %30 su tasarrufu sağlıyoruz. Bunu Kartal'da yerleştirmeye çalışıyoruz. Değişim ve dönüşümün her türü başarıyla yönetiliyor Kartal'da. Çevre ve geri dönüşüme dair bilinç çocuklardan başlanıp algı yönetimiyle sonuca götürülüyor. Önce beyinde biz dönüşeceğiz, sonra da Kartal'daki dönüşümün önünü açacağız. Yaşanabilir, çevreye duyarlı, çevreye saygılı bir kent yaratmaya çalışıyoruz. Biz zor ama biz halkla bütünleşme konusunda sorun yaşamadığımız için Kartal'da işler biraz daha kolay gidiyor. Yolunuz açık olsun diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Hem çabanız, çevreyle ilgili çabanız hem de vermiş olduğunuz bilgiler için. Teşekkür ederiz. Sağ olun.